RT TV Haber Merkezi'nden iyi akşamlar değerli izleyenler. Bugün 8 Temmuz Cumartesi. Hafta sonu haber bülteni ile karşınızdayız. Sayın seyirciler, 15 Temmuz'da neredeydiniz ve darbe girişiminde bulunanlar hakkında neler düşünüyorsunuz sorusunu bugün Ereğli'li vatandaşlara sorduk. Bakın nasıl cevaplar aldık. 15 Temmuz'da evimdeydim, akşam evimdeydim, televizyondan öğrendim. Ve hemen dışarı çıktık, halkımızla beraber o gün sabaha kadar sabahladık. Ya bu 4 tane çaputçunun şeylerini hiç ben bir ihtimal vermedim. Gerçekten de şeydi de ülkeye onların sahip olacağını hiç şey vermedim yani, prim vermedim ben onlara. 4 tane çaputçu bunlar. Onlarla, onun için aklımdan onlara sahip olacak diye düşünmedim, düşünemezdim de yani. Ne olacak? Her devirde, her kavimde mutlaka şeyler çıkıyor. Parazitler çıkar. Bunlar aynı. Peki yeni bir darbe girişimi olursa ne yaparsınız efendim? O geçti. O artık onların yılanın başı ezildi. Bir daha onlar mümkün değil. Olamaz. Evet. Olması da mümkün değil. Ha. 4 tane çakıldaklıyla bu koskoca ülke bunlar bir deneme safhasından geçti. Kendi ağızlarını üzerine bulaştırdılar. Daha iyi oldu. Daha beterine uğrasınlar. Beterine de uğrasınlar yani. Bu ülkenin. Şimdi sorsan der ki ben bu memleketin vatandaşıyım, Türk'üm, Müslümanım diyecek. Ne Müslümansın ne Türk'sün ya. Senin insan olduğun bile belli değil. İnsan müsvetini Allah sana müsvet şeyi vermiş ama için başka senin. Hangi bir yaratık olduğun belli değil. Heh, bu kadar. A Haber'den aldım. Ve parti binasının önüne toplandık. Bütün halk. Saat 10, 11, 12 kadar olurduk. Ondan sonra sabah ettik işte orada. Cumhurbaşkanı Erdoğan dinlediniz efendim. Sokağa dinledim, sokaç. Ben şey bırakmayın diye telefonda gösterdi A kanalında. Yine çıkarız abi. Ben sakalım ama yine çıkarım. Kana kan derim. Öyle çıkarlarsa. Ben gidemedim, hep pişman oldum. Sakat olduğum için gidemedim. Ben ne gidecektim İstanbul'a? O köprünün yakılığına ben gidecektim, İstanbul'a çıkacaktım. Ve orada yeğenlerim var. Eniştelerim var. Telefon ettim onlara. Oğlum çıkın lan oraya, kendinizi bilin lan. Ben gidemiyorum da sakatım ayaklarımda. Kaserim mesela benden yürüyemiyorum. Dengeyi sağlayayım ben kendim olduğum için. Gidemedim. Geçmiş olsun. Hani gitseydim bambaşka olacaktı. O kadar arzu ettim ama giremedim. Televizyondan aldık, dışarıya çıktık. Televizyon haberi alınca caddelere çıktık, yürüdük. Darbe yapan hakkında onlara Türk vatandaşı diyemem. Kansızın teki onlar. Kendi vatanlarına, kendi milletlerine ihanet etmiş oluyorlar. Yani çok yanlış bir şey. Sen madem ki bu vatanda yaşıyorsun, niye bu ihaneti yapıyorsun? Neden yapıyorsun? Yanlış bir şey yani. Hani daha şey konuşacağım fakat olmuyor. Peki yeni bir darbe girişimi olursa ne yaparsınız efendim? Vallahi bir canımız var, onu veririz. Vatanımız için veririz. Gerekirse bu yaşta silah altına gireriz. Yani neden kardeş kardeşi vuruyor? Neden sen o üniformayı giyiyorsun? Ondan sonra o askerimizi öldürüyorsun, vuruyorsun, kırıyorsun. O vatandaşımızı üzerine silah sıkıyorsunuz. Niye böyle oluyor? Demek ki bu kesinlikle Türk vatandaşı değil, Türk kanı yok onda. İmkansız. Çok yanlış bir şey. Gece hemen öğrendik, çarşıya geldik, bir milletle beraber olduk. Halkla beraber olduk, herkese beraber karıştık. Önder olduk yani, hepimize karıştık, beraberleştik yani. Onlara destek olmaya çalıştık yani. Karşı çıkanlara. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrılarına uydun. Tabii uyduk tabii. Onun şeyiyle Allah razı olsun Cumhurbaşkanımıza, yani başımızdan da eksik etmesin o adamı. Onun yüzünden de bu Türkiye ayakta duruyor yani. Peki efendim o gün neler hissettiniz? Yani ülkeye karşı bir kalkışma harekatı başlattılar. Siz ne hissettiniz? Selalar okundu. Selalar kendi kendimize hüzünlendik. Selalardan memnun olduk. Çoğu da selalara karşı çıktı. Hatta karşı çıkanlar da var. Onlar da işte Allah bildiği gibi yapsın karşı çıkanlara. Peki yeni bir darbe girişimi olursa ne yaparsınız? Vallahi ne yapalım? Kötünün karşısındayız her zaman. Her zaman karşısındayız yani.
Ereğli Kültür Merkezi karşısında bulunan park adı vatandaşlar tarafından Kaplumbağa Parkı olarak belirlendi. Peki bu ismin sırrı nedir? Detaylar haberimizde. Ereğli Kültür Merkezi karşısında bulunan parkı kaplumbağalar adeta mesken tuttu. Yaz kış hiçbir yere ayrılmayan bu hayvanlar ilçe halkının da ilgi odağı oldu. Üstelik parkın adı vatandaşlar tarafından Kaplumbağa Parkı olarak belirlendi. Kış uykusuna bile burada yatıyorlar. Yumurtalarını bu parka bırakıyorlar. Güneşin altında kalmayı fazla sevmedikleri için gölgelik alanları tercih ediyorlar. İlçe halkı da yıllardır burada yaşayan kaplumbağaları rahatsız etmiyor. Türü ise Akdeniz kaplumbağaları olarak biliniyor. Bir tanesi 100 ila 150 yıl arasında yaşıyor. Kaplumbağalar hakkında açıklama yapan Gülbahçe Mahalle Muhtarı Memduh Sürücü şunları belirtiyor. Burası halk dilinde kaplumbağalı park olarak geçiyor. Yaklaşık ben 84 yılından beri bu mahalledeyim. İki dönemde de muhtarlık yapıyorum. Aşağı yukarı 30-40 yıla yakındır. Çevredeki imarlaşmadan, yapılardan dolayı kaplumbağaların yaşam alanı burası kaldı. Yeşil bir alan olduğu için kaplumbağalar devamlı burada yaşıyor yaz kış. Bir yere gittikleri yok. Ha, gündüz bazen çıkıp etrafı dolaşıp geri geliyorlar. Bu kaplumbağalar benim internetten araştırdığım kadarıyla karasal diğer bir adıyla Akdeniz kaplumbağası olarak geçiyor. 100-150 yıla kadar yakın yaşıyorlar. Yaşam alanı olarak da burayı seçmişler. Bu kaplumbağaların bir özelliği dişleri yok. Sert damak yapısına sahipler. Otu da dudaklarıyla ısırıp sert damak yapısıyla o şekilde yiyorlar. Gözlemlediğim kadarıyla aşağı yukarı devam ben bundan gözlemini yapıyorum. Karınları açken dilleri pembemsi bir renkte, karınları doyduktan sonra da kırmızı renge dönüşüyor. Yaklaşık havalar Eylül-Ekim'de soğumaya başladıktan sonra bu parkın içerisinde toprağın altına yuva yapıyorlar. Daha önce de sizin yapmış olduğunuz çekimlerde de gördüğünüz gibi kaplumbağalar yerin altına giriyorlar. Havalar ısınana kadar, Mart-Nisan ayına kadar yerin altında kışı geçiriyorlar. Havaların ısınmasıyla beraber kaplumbağalar yapmış olduğu yuvalara yumurtalarını bırakırlar. Bu yumurtalarda yaklaşık 2-3 ay gibi bir kısa zaman süresinde yavrular bu yumurtadan çıkıyorlar. Şehir dışından Ereğli'mize tatile gelen vatandaşlar da buranın ismini duydukları zaman merak edip geliyorlar. Çocuklarını getiriyorlar, burada kaplumbağaları gösteriyorlar. Onlara hayvan sevgisini aşılıyorlar. Bu bir nevi de bizim mahallemizin de Ereğli'mizin de bir çeşit bedava reklamını yapmış gibi bir şey oluyor. Yaklaşık 30 yıldır bu mahallede yaşayan 65 yaşındaki Yusuf Soylu ise şunları belirtiyor. Buranın kaplumbağaların yaşam alanı olarak seçildi. Yani buranın bir adı yok ama burada kaplumbağa yaşadığı için vatandaşlar kaplumbağalı park diye diye buranın adı kaplumbağalı park oldu. Peki ne kadar var burada sayı? Vallahi yani sayı olarak tam bir şey söyleyemem ama gördüğüm çok kalabalıklar 750 bin tane falan vardır yani. Yaşam alanları güzel olduğu için çıkmıyorlar burada. Peki vatandaşlar gelip geçerken merak ediyor mu? Etmez olurlar mı? Çocuklarını getiriyorlar burada. Bak kaplumbağaları gösteriyorlar. Kaplumbağa yavrularını gösteriyorlar. Çocuklara hayvan sevgisini aşılattırıyorlar. Çocukların bir ilgi alanı yani. Buraya bakmadan, girmeden geçmez çocuklar. Çok seviyorlar. Bu Ereğli'nin halkı da yani gelip geçen de burayı çok seviyor. Gölgesinde dinleniyor. İşte böylesine gelip geçiyoruz. Vallahi bunlar da yani diğer hayvanlar gibi herhalde kış uykusuna yatıyor. Kışın pek ortalıkta gözükmezler. Baharın işte geldiğinde de piyasaya çıkıyorlar. Artık yaşamlarına, otlarına, işte apartman sakinlerinin verdiği yiyeceklerine, yaşamlarına devam ediyorlar. Evet, burada mı yavruluyorlar? Yani? Burada yavruluyorlar, toprağın altında. Ondan sonra da yaşamlarına devam ediyorlar. Her yıl çoğalıp gidiyorlar. Çoğalıp gidiyorlar yani sayısı belirsiz ama yani işte bilmiyorum. Peki. Yani şimdi buranın kaplumbağalı park olmasını artık Ereğli kabullendi. Postacıya bile desen ki ya benim mektubumu kaplumbağalı parkın oradaki yere getir, postacı burayı direktmen bulur getirir yani. O kadar şey iş içe kaynaştık, özleştik. Bir diğer vatandaş 60 yaşındaki Ali Kral ise şöyle konuştu. Vallahi biz kaplumbağalı park olarak biliyoruz. Herkes de öyle diyor. Kaplumbağalı park. Öyle biliyoruz yani başka bir adı yok.
Vallahi benim gördüğüm 600-700 tane var gibi. Yani tam sayısını bilmiyoruz ama öyle bir zaman oluyor ki bakıyorsun hanım yüzlerce çıkıyor piyasaya. Böyle havanın durumuna göre değişiyor. Ya ne yapıyorlar? En azından çocuklar bilmiyor şimdi. Çocuklar apartmanda büyümüş bir çocuk kaplumbağanın ne olduğunu bilmiyor. Soruyor bana mesela benim torunum var soruyor. Dede bu ne? Kaplumbağa oğlum neye yarar? İşte oğlum bir hayvandır, güzeldir, böyledir. Çocukların işte ne bileyim ben görüyor çocuklar bunu biliyor iyi oluyor yani. Konya'da motosikletin refüjdeki ağaçlara çarparak devrilmesi sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı. Konya'da motosikletin refüjdeki ağaçlara çarparak devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre sürücüsü henüz bilinmeyen 48SC232 plakalı motosiklet Karata ilçesi Keykubat mahallesi Fetih Caddesi'nde seyir halindeyken kontrolden çıktı. Refüjdeki ağaçlara çarparak devrilen motosikletteki Cengiz Koç olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Mehmet Çimen ise ihbar üzerine olay yerine gelen ekipler tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra özel bir hastaneye kaldırıldı. Çimen'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Koç'un cesedi otopsi için Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Ereğli Ziraat Odası Başkanı Abdullah Çelik beyaz kiraz fiyatları hakkında bilgi verdi. Tabii 2017 yılında rekorta düşüyor gittik sıra. Tabii düşüyor aşağıya geliyor. Niye aşağıya geliyor? Malum beyaz kiraz dediğin zaman ülkede yani bir alınan, satılan, sahiplenilen bir ürün olmadığı için bu artık o özelliği de kalmıyor. Böyle giderse ilerleyen zamanlarda tabii yiyecek kiraz da bulamayabiliriz yani. Bu sene biraz hava şartlarından dolayı az. Biraz don aldı. Tam olarak ürün şeye oturmadı. Yani hasata oturmadı. %40, %50 gibi bir zarar var bu sene. Don zararı var. Tabii bunun da tutanakları tutuldu. Devlete şeyi gönderildi ama yani bu beyaz kiraz bitse de bir şey fark etmeyecekti zaten. Yani üreticiye bu beyaz kirazın bir yıllardır bir geliri kalmadı yani. Artık bunu bu bahçelerde söküyoruz. Sökmek zorunda kalıyoruz yani. Şimdi 2016 yılında 10 bin ton, 2017 yılında 5 bin tona düşer, 2018 yılında giderek her geçen yıl aşağı düşecek bu. Niye aşağı düşecek? Bunun bir maliyeti var, bunun bir masrafı var, bunun bir toplama masrafı var, bunun bir ilaç masrafı var, bunun bir arazi işgali var. Tabii şimdi bir kişinin toplayacağı 80-100 kilo kiraz, günde. Bunu götürdüğün zaman tüccara, geçen yıldan 2016'dan bahsedelim, 9 kuruş, 8 kuruş. Bunun zaten maliyeti 1000 kuruş. Çiftçi bunu niye toplasın? Bunu niye eksin? Niye üretsin? Şimdi bu sene %40 ürün eksik, 50. Dedeler 2000 lira bu beyaz kirazdan için. Biraz aldılar maldılar. Ondan sonra dediler ki şu an 1600 lira. Ya bunun toplama masrafı 1000 liraya geçiyor. Yani sırf bunu ağaçtan toplayıp kasaya koyma masrafı. Yani 1000 lira, içi masrafı 1000 liraya. Nasıl toplayacak? Bak ağaçlarda, ürün ağaçlarda kaldı. Toplamaz ki. Niye toplasın? Toplamaz için yani üreticinin bir burada en ufak para kazanması lazım. Buna bak bu ağaç 15 günde 20 günde bir su ister. Yani bu ağacı sulayacaksın, ilaçlayacaksın, yetiştireceksin. Öyle basit yani sofrada indiği gibi öyle basit şekilde gelmiyor oraya bu. Onun için bu ağaç yani beyaz kiraz Ereğli'de Türkiye'nin %90 üretiliyorsa işte %50'ye düşecek, %30'a düşecek. Tamamen yani buna bir çare, bir el atılmazsa tabii bitecek bu yani. 5000 ton beklenen rekorta 5000 ton şu an de yani 3 aşağı 5 yukarı ya 6000 olur 4000'e düşer ama 5000 ton gibi bir rekorta bekleniyor bu yıl. Türkiye'de kozmetik biz normalde yani masada tabir ettiğimiz yiyerek tüketiyoruz. Bunun tüketme şekli çok pasta, börek her şeye girer bu. Bu ürünün girmeyeceği bir yemek türü, girmeyeceği bir tatlandırıcı özelliği, aroma özelliği çok. Bir de
çok yüksek, dünyanın en güzel tatlı aroması olan bir ürün bu. Konya'da yaşanılan trafik kazasında 15 kişi yaralandı. Otobüs kepçeye çarptı, ardından refüje çıktı. Kaza Konya'nın Kulu ilçesinde meydana geldi. Ankara'dan yola çıkan yolcu otobüsü Konya yönüne gidiyordu. O sırada aniden aynı yönde giden bir kepçeye çarptı. Çarpmanın etkisiyle refüje fırladı ve demir bariyerlerin üzerine çıktı. Kazada otobüs sürücüsü ve öndeki koltukta bulunan muavin bulundukları yerde sıkıştı. Kazada 15 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı. Bulundukları yerde sıkışan otobüs şoförü ve muavin ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Sıkıştığı yerden kurtarılan muavin, olay yerine gelen helikopter ambulansla Konya'ya sevk edildi. Bültenimize Türkiye gündemiyle devam ediyoruz. G20 zirvesine katılmak üzere Hamburg'da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'le bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Rusya ilişkilerinin bölgede sağladığı olumlu sonuçlara işaret etti. Öncelikle Türkiye-Rusya ilişkilerinin bölgedeki sağlamış olduğu olumlu neticeler gerçekten inanıyorum ki bölge altında dünyayı da örnek teşkil edecek şekilde. Beklentiler yüksek. Tabii özellikle aramızdaki bu ilişkilerin ikili ilişkilerle de güçlendirilmiş olması hakikaten her iki ülke halkına da örnek olarak fayda veriyor. Erdoğan, ekonomi, turizm ve savunma sanayindeki olumlu gelişmelerle Türkiye-Rusya ilişkilerinin daha güçlü bir konuma geleceğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının başında her şeyden önce çok farklı bir G20 zirvesi toplantısı yaşıyoruz. Fakat buna rağmen bugün G20'yi bitirme noktasına geldik dedi. Hamburg'daki Erdoğan-Putin görüşmesi yaklaşık bir saat sürdü. Görüşmede Türk heyetinde Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, MİT Müsteşarı Hakan Fidan'la Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı. Sokaklar savaş alanına döndü. Zirveyi protesto eden binlerce kişi polisle çatıştı. Küreselleşme ve kapitalizm karşıtı gruplar polise şişe ve taş attı. Göstericiler kurduğu barikatlarla çok sayıda aracı ateşe verdi. Gösterilerde şu ana kadar 213 polis memuru yaralandı. Bölgede bulunan banka ve mağazalar kullanılamaz hale geldi. Bazı marketler yağmalandı. Polis zirvenin yapıldığı kongre merkezine girmeye çalışan göstericileri dağıtmak için tazyikli su ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Güvenlik güçleri olayların yaşandığı bölgede bulunan evlere girdi, binaların çatılarında konuşlandı. İki gündür süren protestoların kontrol altına alınabilmesi için 15 binden fazla polis memuru görev yapıyor. Mevcut güvenlik güçlerine ek olarak ülke genelinden 900 polis memuru daha Hamburg'a gönderildi. Gösterilerde 171 kişi gözaltına alındı. Görevliler eylem yapılan caddelerde büyük bir temizlik çalışması başlattı. G20'den Suriye için ateşkes kararı çıktı. Almanya'da yapılan G20 zirvesinde liderler bir araya geldi. Onlardan biri de Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'di. Görüşme birçok gelişmeyi de beraberinde getirdi. Görüşme sonucunda Amerika ve Rusya, Suriye'nin güneybatısında bir ateşkes için anlaşmaya vardı. Açıklamaysa Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan geldi. Lavrov, anlaşmanın Suriye'nin güneybatısındaki Kuneitre ve Dera şehirlerindeki ateşkesi kapsadığını söyledi. Suriye'deki ateşkes 9 Temmuz'da yürürlüğe girecek. Öte yandan Kuzey Suriyeliler de terör örgütleri PKK ve PYD'nin işgal ettiği topraklardan çıkartılmasını isteyen gösteriler yaptı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu adalet yürüyüşünün 24. gününe girdi. Dün İstanbul'a giriş yapan Kılıçdaroğlu bugün Tuzla'dan Pendik'e yürüdü. Pendik'e gelen kortej bando takımı tarafından karşılandı. Kortejle beraber yürüyüşe geçen bando takımı müzik dinletisi gerçekleştirdi. CHP lideri yürüyüş öncesi açıklama yaptı. Yarın mitingimiz olacak. Ben Dragos'tan miting alanına yalnız yürüyeceğim. O nedenle ben de gidip genel başkanla yürüyeceğim diyen vatandaşlarıma şimdiden bir uyarı yapayım. Beni Dragos'ta beklemeyin. Dragos'tan miting alanına kadar yalnız yürüyeceğim. Eğer ilgi gösterirseniz tabii miting alanına gelin. Ben miting alanına 2,5-3 kilometrelik bir yürüyüşle geleceğim ve orada hep birlikte mitingimizi gerçekleştirmiş olacağız. Kılıçdaroğlu pazar günkü miting içinde uyarılarda bulundu. Miting alanına bayrak dışında, Adalet pankartı dışında ve Atatürk posteri dışında hiçbir şey istemiyoruz. Hiçbir şey. Altı oklu bayrak da istemiyoruz. Hep beraber adalet istiyoruz. Ayrıca yapılacak yürüyüş kapsamında İstanbul'da Pendik Sahil Yolu, İdo Önü Kavşak'tan Maltepe Sahil Büyük Yalı Köprüsü'ne kadar olan kuzey ve güney yollarla bu yola çıkan bağlantı yollarının tamamı pazar günü trafiğe kapatılacak. Dutar Seramik ve Ankastre şehri yeni mağazamızla dünya devlerini bir araya getirdik. Mutfaklarınız için en şık ankastre ve beyaz eşya modelleri Ankastre şehri mağazamızda bulabilirsiniz. Siemens, Silverline, Teka, Ukinox, Esti'nin davlumbaz, ocak, fırın, mikrodalga, buzdolabı, bulaşık ve çamaşır makinesi modelleri mağazamızda. Ankastre şehrine uğradığınızda mutfağınızın değişime ihtiyacı olduğunu anlayacaksınız. Yeni nesil mutfak teknolojisiyle mutfaklarınıza değer katın. Ankastre şehri yine Dutar Seramik olarak ev ve iş yerlerinizde görselliğin tamamlayıcısı olmaya devam ediyoruz. Bien Seramik, Anka Seramik, Yurtbay Seramik, Vitra, Artema, Kabinet Seramik, Duşakabin Jacuzzi, Vitrifiye, Armatür, Banyo Dolabı, Cam Mozaik modellerimizle hizmetinize devam ediyoruz. Şıklığın tamamlayıcısı Dutar Seramik'le her biri tasarım harikası olan modellerimizle büyük mekanlar için büyük çözümler üretmeye devam ediyoruz. Yenilenmek doğamızın bir parçası. Dutar Seramik ve Ankastre şehri, Cahı Caddesi, Fatih Camii ilerisi. Telefon 0332 712 3189. Eva Pizza Cafe Bistro. İtalyan stili ince hamurlu nefis pizza Eva. 32 çeşit pizza çeşidiyle Eva Pizza Ereğli'de sizi bekliyor. Hamburger, kumpir, kumru, kızartma, makarna, sıcak ve soğuk içeceklerle Eva Pizza sizi bekliyor. Ereğli'nin markası Eva Pizza. Adres İstasyon Caddesi, Ereğli Lisesi karşısı. Alo paket 0332 712 11 çift 0. Zamanın ruhunu, yapılardaki değişimi ve yeni yaşam konforunu öngörerek tecrübe ve teknolojinin uyumuyla Fratven'in en estetik, en güçlü profilini tasarladık. Selenit. Seçkin projelere yakışacak estetikte ve her renkte. Pencerede yeni dönem. Fratven inovatif serisinden. Selenit. Fratpen. Fratpen Ereğli Bayi Zirvepen. PVC kapı ve pencere sistemlerinde çevre dostu Fratpen kalitesini siz de keşfedin. Kapı ve pencerelerinizi Fratpen'le değiştirin. Huzurun keyfini yaşayın. Güneş, yağmur, kar, rüzgar, toz ve ses. Dışarıdaki tüm olumsuzluklar sizi evinizde rahatsız etmesin. Zirvepen kalitesiyle mekanlarınıza PVC kapı, pencere, sineklik, sinerji cam, alüminyum doğrama, çelik kapı, duşakabin, Amerikan panel kapı, laminan parkeyi güvenle yap. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı vardır. Fratpen Ereğli Bayi Zirvepen. Adres Hacı Mütahir Mahallesi, Üç Göz Caddesi numara 13, İvriz Dershanesi karşısı. Telefon 777 9030, GSM 0533 683 7107.
Ereğli Ziraat Odası Toprak Tahlil Laboratuvarı, zirai ilaç ve tohum satış mağazası ile Ereğli çiftçisinin hizmetindedir. Zirai ilaç, tohum, gübre çeşitleri, hububat, ot ilaçları, yonca tohumu, sıvı gübre. Ziraat Odası satış mağazasında çiftçilerimizin hizmetindeyiz. Toprak Tahlil Laboratuvarımızda teknik personelimiz ile toprak tahlili yapılmakta olup Ereğli Ziraat Odası Başkanlığı olarak bütün çiftçilerimizi Ziraat Odamızın sunduğu bu imkanlardan yararlanmaya davet ediyoruz. Ereğli Ziraat Odası Başkanı Abdullah Çelik, Ereğli ve bölge çiftçisine bol ürün ve bereketli günler diler. Ereğli Ziraat Odası Başkanlığı, Satış Mağazası ve Toprak Tahlil Laboratuvarı. Adres Boyacali Mahallesi, Müftü Sokak numara 16, Ereğli, Konya. Telefonlar 0332 712 çift 063, 0332 713 16 17. Sizler için çalışıyor, sizler için yaşanabilir mutlu yuvalar kuruyoruz. Ömer Sürlü İnşaat ve Müteahhitlik, güven inşa eder. Bilgi iletişim 0332 712 22 44. Bu akşamlıkta bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.